Diş hekiminiz diyor ki Kanalının değerli izleyicileri hepinize merhaba. Bu videoda sizlere eksik dişi olanların diş teli tedavileriyle ilgili bazı bilgiler vermeye çalışacağım. Buradaki eksik diş tabii ki doğuştan eksik olan dişlerden bahsediyorum. Yani bir çürük, bir iltihap nedeniyle sonradan çekilmek zorunda kalan bir dişten, kaybetmiyorum, bahsetmiyorum. Biz ortodontide çok sık rastlıyoruz. Belki sizlerin de başına gelmiştir ya da ailenizden bazı insanların başına gelmiştir. Doğuştan bazı dişlerimiz hiç oluşmayabiliyor, eksik olabiliyor. Özellikle biz bu doğuştan eksik, hiç oluşmayan, yapısal olarak olmayan dişlere en çok yan kesici dişler olarak rastlıyoruz. Bunun hemen arkasında da alt ikinci küçük azı dişlerimiz geliyor. Şimdi böyle durumlarda tabii ki ortodontik tedavilerle bu durumu düzeltmek ve diş dizinizi ya da çenelerinizi ideal hale getirmek gerekiyor. En güzel tedavi seçeneği bu aslında. Özellikle de hastalarımız 18 yaşından küçükse. Çünkü 18 yaşına kadar ve sonrasına kadar zaten bu şekilde yaşadıysa o yaşlarda çoğu zaman boşluğu kısaca düzenleyip implant yapmak o bölgeye genel bir tedavi seçeneği olurken 18 yaş altında çocuk yaşta kemikler henüz olgunlaşmadığı için erişkin halini almadığı için tedavi seçeneklerimiz biraz daha genişliyor ve biraz daha kolaylaşıyor. Şimdi diş hekimliğinde şöyle bir genel düşünce vardır. Bu benim 20 yıllık mesleki tecrübemin sonucunda oluşan düşünce aynı zamanda. Biz mümkün olduğunca doğalı düzeltmek ve korumak istiyoruz ortodonti uzmanları olarak. Yani Olabildiğince ağıza yabancı cisim girmesini istemiyoruz. Bu bir dolgu malzemesi de olsa böyle, bu bir implant da olsa böyle, bu bir porselen ya da zirkonyum olsa da böyle. Tabii ki bir problemle karşılaştığınızda diş çürüdü, mecburen o çürük temizlenecek ve oraya ya bir gümüş dolgu ya bir kompozit dolgu, günümüzde kompozit dolgu konulacak. Ya da bir dişinizi kaybettiniz, her türlü korumaya ve her türlü tedaviye rağmen kaybettiniz. Çekilmek zorunda kaldı. O bölgeye ya bir porselen diş ya bir implant yapılacak mecburen. Hani bu mecbur olan durumları bir köşeye koyuyorum. Onun dışında olabildiğince biz doğalı korumaktan ve doğalı düzeltmekten yanayız. Bugünkü konu diş eksiklikleriyle ilgiliydi. Eğer doğuştan eksik bir dişiniz varsa bu üst e, yan kesici dişiniz olabilir ya da alt ikinci küçük azı dişiniz olabilir çünkü en sık bu dişlerin doğuştan eksikliklerine rastlıyoruz. E, bu e, tür durumlarda tedavi seçenekleri e, temelde iki tanedir. O boşluklar ya kapatılır ya da açılır. Ama tabii ki her vakada e, açmak, ya da kapamak mümkün değildir. Bunun bazı koşulları vardır. Yani eksik bir dişiniz var. Biz boşluğu açacak mıyız? Açmalı mıyız? Kapatacak mıyız? Kapatmalı mıyız? Bunun bazı koşulları vardır. Yani ön dişlerinizin durumu, köpek dişlerinizin birbiriyle ilişkisi ya da arka bölgede azı dişlerinizin birbiriyle ilişkisi ya da bir çene bozukluğu olup olmadığı Bunların tamamı boşluğu açalım mı yoksa kapayalım mı kararını verirken son derece önemlidir. Yani bu biraz teknik bir husustur. Çok fazla hastalarımızın talebine göre biz o boşluğu açalım ya da kapatalım demeyiz. Orada teknik bazı durumlar söz konusudur ve boşluğu açmamızın ya da kapamamızın belli kuralları vardır ve buna göre karar veririz ve tabii ki bunu size anlatırız zaten ve ona göre boşluğu ne yapacağımıza birlikte karar verip ona göre de bir tedavi yoluna gideriz örnek vermek adına şunu anlatacağım örneğin ön bölgede bir yan kesici dişiniz eksik yani ön kesici dişi dişimiz var yan kesici dişimiz var. Ardından da hemen köpek dişimiz geliyor. Diyelim ki yan kesici dişiniz eksik. Biz burada boşluğu kapattık diyelim. Estetik endişelerimiz olur. Yani sizi bir implanttan kurtarırız ama estetik endişeler olur. Nasıl bir estetik endişe? Ön bölgede ön kesici dişinizin hemen yanında sivri olan bir köpek dişiniz olacak. Sağda ya da solda ya da eksiklik hem sağda hem soldaysa iki taraflı. Ön kesici dişiniz hemen yanında yan kesici dişiniz sivri görünen. E bu estetik bir kayba yol açacak. Siz bunu boşluğun kapatılmasını istiyorsanız mesela ve teknik olarak da boşluk kapanmaya uygunsa estetikten ödün vermemiz gerektiğini bilerek bu tedaviyi yaptıracaksınız. Ya da tam tersi. Boşluğu açmaya karar verdik. Açtık. E, bu sefer de oralara implant yapılması gerekecek. İmplantlar 16 18'li yaşlardan önce yapılamayacağı için tedaviniz ya ertelenecek, geciktirilecek ya da eğer erken bittiyse 15-16 yaşlar gibi bittiyse o zaman da bir süre o bölge implant yapılana kadar boş kalacak ve geçici olarak estetik bir kayıp oluşacak. Yani uzun lafın kısası bu videoda doğuştan eksik bir dişiniz varsa ne tür tedavi seçenekleri uyguluyoruz bunu anlatmaya çalıştım. Ee, umarım faydalı bir video olmuştur. Umarım fikir vermiştir. Tabii ki bütün detayları tek tek e, 3-5 dakikalık bir videoda anlatmak çok zor. Ben bu videoları zaten tedavi yerine, tanı yerine, teşhis yerine geçsin diye çekmiyorum. Sizlere bir fikir vermesi adına çekiyorum. Yani bir ortodontist bu problemlere ne gözle bakıyor? Tedavi planlamalarını yaparken nelere dikkat ediyor? Bunu anlatmaya, bununla ilgili sizlere yol göstermeye, fikir vermeye çalışıyorum. Tabii ki bunları hekimlerinizle karşılıklı e, konuşacaksınız, e, ortak bir paydada buluşmaya çalışacaksınız ya da e, avantajlarını, dezavantajlarını araştıracaksınız, öğreneceksiniz. Merak ettiklerinizi, anlamadıklarınızı doktorlarınıza soracaksınız ve e, bu şekilde tedavilerinizi yaptıracaksınız. Ben kendi hastalarımla çünkü böyle yapıyorum. Avantaj ve dezavantajları, teknikleri, e, olası estetik kayıpları ya da kazançları konuşuyorum ve bunları hastalarım anlıyor ve biz tedavilere bu şekilde başlıyoruz öbür türlü kötü sürprizlerle karşılaşmanız işten bile değil Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir Eğer beğendiyseniz beğenmeyi kanala henüz abone değilseniz abone olmayı ve bu videoyu Lütfen etrafınızdaki insanlarla ihtiyacı olanlar varsa tabii paylaşmayı unutmayın. Kendinize ve dişlerinize çok iyi bakın. Hepinize sağlıklı günler diliyorum. Hoşçakalın.